Öğrenmenin takip edilmesi gereken belirli bir sistematiği var mı? Bu bölümde Kayhan Karlı'nın 4 adımda tam ve kalıcı öğrenme yazısı üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Fatih, her zamanki gibi Zeki ve Alperen'le beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Sanırım bugün ilk defa yerli bir kaynaktan beslenerek bir konu üzerine konuşacağız. Kayhan Karlı, hocam öğretmen mi oluyor kendisi? Evet, Boğaziçi'nde herhalde sizin derslerinize giriyordu. Eğitim fakültesinde okurken bizim kolay not almak için seçmeli derslerden biriydi ama oldukça faydalı oldu bana sonunda. Onun 2013 yılında Kayhan Karlı'nın yazdığı 4 adımda tam ve kalıcı öğrenme diye bir köşe yazısı var. Onun üzerine konuşacağız ama hemen başta belirteyim, bugün konuştuğumuz konu sadece öğretmenleri ilgilendiren eğitimle alakalı bir konu değil. Zaten haddimiz de değil öyle bir şeyi söylemek. Bundan ziyade 4 adımda tam ve kalıcı öğrenme zaten yazının başlığı. Hayatta sürekli bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin ömür boyu devam ettiğine inanıyoruz. Nasıl daha iyi öğrenebiliriz? Buradaki evet. Teknikleri alıp nasıl daha iyi öğrenebiliriz kısmı üzerine konuşmayı düşünüyoruz. Şeyi hatırladım, hemen onu söyleyeyim. Yazıyı tartışırken şeyi konuşmuştuk. Herkes bir şeyler öğrenmek istiyor ve internette çok fazla kaynak var. Ama hevesimiz kaçıyor sık sık. Neden acaba? Biraz o yazı bunu da gösteriyor. Evet. Hatta bununla ilgili önceki bölümlerimizde online öğrenme platformuyla ilgili bölümde şey. Onunla bağlantılı aslında. Evet. Yazı 4 adımdan oluşuyor diyebiliriz. İlk adım doğrudan öğretim diye geçiyor. Evet, Alperen biraz burada sen bir eğitimci. Eğitimci oldun. Bunun eğitimcisi. Yazıyı incelemeden hemen şuna geçeyim. Eğitimle alakalı iki ana fikir var diyebiliriz. Burada hiç böyle şey terimsel ifadelere girmeyeceğim. Biri ödül ceza ile bir çocuğa bir şey öğretmek. Ezber metodu olarak halkımızın bildiği. Çarpım tablosu 5 çarpı 4 yanlış varsa tokat atmak gibi. Evet, çok güzel bir örnek. İkincisi daha farklı. Çocuğun konu hakkında kendi anlayışını oluşturması. Çocukla konuyu yalnız bırakmak gibi. Yapılandırmacılık olarak geçiyor herhalde yazıda. Bu ikinci anlayışa geçmeye çalışıyoruz yavaş yavaş. Aslında dünya buna geçmeye çalışıyor ama tam geçemiyoruz. Yani zaten hani eğitim sisteminde herkesin eleştirdiği noktalar var falan. Birazcık aslında bununla alakalı. Bu yazı bu eleştirilere, bu tartışmalara biraz yukarıdan bakıyor. Kendisi de eğitimci zaten. Biraz daha akademik bakıyor. O yüzden güzel. Birinci nokta neydi Fatih? Bir özet geç istersen sonra konuşalım. İlk adımı mı? Evet. İlk adım doğrudan öğretim diye geçiyor. Evet. Burada doğrudan öğretim güzel bir nokta. Doğrudan öğretimi şöyle... Burada herhalde doğrudan öğretim olması gerekiyor. Şuna karşı diyor herhalde Kayhan Karlı. Sen dedin ya çocuğu bir şeyle yalnız bırakmak. Evet. Bu %100 çözüm değil diye herhalde. Yani çocuğa bazı bilgileri doğrudan vermek gerekiyor. Evet, evet. Başta biraz bir doğrudan vermek sonrasında. Evet. Şöyle doğrudan... Yani bir şey öğrenirken bir şey koklatacaksın. İşte. Doğrudan eğitim şu. Doğrudan eğitim öğretmenin geçip sınıfta İşte tarih dersi vermesi, Osmanlı'nın işte düşüş dönemini anlatması, bu doğrudan eğitim. Bizde problem şu, tüm eğitim bundan ibaret zannediliyor. Bundan sonra 3 adım daha var, bunları atlıyoruz. Ama bu da gerekiyor. Çünkü önce neyden bahsedilmesi gerektiğini konuşuyoruz ama yazıda şöyle devam ediyor. Bu yüzde kaçını sağlar diyor. Öğrencilerin %10'u tam öğrenme sağlayabilir. Evet, yaklaşık yani, diyor. Evet. Doğrudan öğrenmeli. Yani sınıfın %90'ı ya da bir öğrenme grubunuzun %90'ı bu şekilde bir şeyler öğrenemeyebilir. Evet, buradaki sayı bence ne kadar doğru bilmiyorum tabii ama gerçekten vurucu. Eğer sadece sınıfta ders anlatıyorsan %10'a hitap ediyorsun. Ya da aynı şekilde bir iş yerinde bir şeyin eğitimi olduğu zaman doğrudan bir şeyler %10 yani. Öğretilmeye çalışıyorsun. İkinci adımda akran etkileşimi yer alıyor. Evet. Akran etkileşimi konu verildi. Genel sınırları çizildi. Sonra bu konuyu kendi yaş grubunla tartışmak gibi. Bunu yine şey hani online öğrenme sistemleri üzerine de revaçta olan son yıllarda o bölümde de konuştuk mu hatırlamıyorum. Oraya bağlayabilirim. Online öğrenme sistemlerinde akran etkileşimi, ya akran demeyelim buradan, çevre etkileşimi ne durumda? Sizce bir eksiklik midir? Yoksa forumlar vesaire ya da Udemy'de soru cevap bölümleri bence karşılıyor mu? Akran etkileşimi direkt böyle bir masa etrafında bizim gibi olman değil. Konuyla ilgili bir foruma girip farklı insanlar öğrendiği materyale nasıl tepki vermiş? Evet. Ya da aynı şeyi öğrenenler o konu üzerine konuşması. Evet, bu direkt bence o yüzden forumlar falan buna direkt girer. Ya da online'da Discord falan var galiba. Evet. Telegram kanalları.
gibi. Evet, gibi güzel şeyler Telegram herhalde ikame ediyor bunlar. Bunun abi burada ben yine bu bölüm. Burada akredite girişiminin ben en bariz hayatımda yaşadığım örneğini bahsedeyim. Şeylerde yatılı okuyanlar bilir. Alp sen de evet. Kadir'le yatılı okudun. Ben de yatılı okudum. Etüt diye bir konsept var yani. Sabah derse giriyorsun. Orada aslında o birinci madde olan doğrudan öğrenime tabi tutuluyoruz. Akşamında da yani zorunlu bu arada etüt ama tabii ki ne kadar şey geçiyordu. Full ders yatmıyorduk tabii ki ama orada akranlarımızla, sınıf arkadaşlarımızla bir ortamdayız. Evet. Ve bu onlarla sabahki konuyu tartışmamız, onun üzerine konuşmamız yani öğrenmeyi %10'dan yüzde kaça çıkartıyoruz? Bu sefer grubun %20'sine çıktığı söyleniyor. 20'lere 30'lara belki çıkıyor. Orada yatılı yani okulların bir evet. faydası aslında var. Evet, o orada biraz ben de yatılı okudum. Biz de bu etütleri yapıyorduk. Bir şeyin zorunlu olmamasının verdiği bir güzellik de var. Aynen. Yani kimse sana bu konuyu şu kadar konuşacaksa falan demiyor. Ama ders verilenleri yaparken ister istemez arkadaşınla bir iletişim oluyor. Bu gerçekten hani konuyu pekiştirmede faydası oluyor. Bu herhalde hani bazı insanlar bazı dersleri daha çok sever. Bir şeyler üzerine konuşmaya başlar ya. Herhalde bunların da ortaya çıktığı yerler bu evet, tip şeyler olabilir. Evet, çok doğru. Yeteneğini belki orada hocam. Evet. Hani konuşmaya başladıkça o konuya ilgi duyuyorsan. Çünkü ben yatılı okumadım ve hiçbir şeye ilgi duymadım. Sanırım bundan hiçbir dersi. Üçüncü adıma geçmek gerekirse burada güvenli ortamda deneyim yaşama diye bir adımdan bahsediliyor. Evet, bunu açıklayacak olursak da bu direkt öğrendiğim materyali uygulamak. Yani çok fazla göz ardı edilen bir şey. Neden bu kadar çok matematik, fizik fobisi var öğrencilerde? Çünkü insan... Hani evet, yazıda da diyor ya öğrenci mesela Kasım ayında mı diyor, okul açıldığından bu yana söz istemiş bir öğrenci Kasım ayında parmak kaldırıyor. Öğretmen burada şunun da dili varmış tarzında yani güvensiz bir ortam yaratırsa. Evet, bu güvensiz ortam örneği ama ben ondan bahsetmiyordum. deneyim yaşamak çok önemli. Yani konu hakkında konuşmak orada parmak kaldırmak o ama başlıkta da güvenli ortam diyor. Aynen, öğrenciye mobbing uygulamayacaksın. Aslında çok da kolay bir şey öğrenciye mobbing uygulamak. Çünkü çok farklı şeylerden alınabiliyor öğrenci. Hani empati kurmak gerçekten öğretmen açısından önemli. Ya abi orada şimdi burada şey gibi oldu. Bir 2-3 adımda hep böyle etüt dedik. Öğrenci, evet, okul, evet. Lise. Evet. Lise çağlarımıza gittik. Sen bir öğretici çok olarak. Çok ders spesifiğinde olarak gibi ders oldu. Ders spesifiğinde oldu. Öyle olmadığını şöyle bir örnekle ben gireyim isterseniz. Şeyde güvenli ortamda test şeyi onu test etmeyi mi? Öğrendiğim şeyi pratik. Güvenli ortamda pratik etmek. Pratik etmeyi yaşıyorum. Şöyle aslında çok bariz bir şekilde açıklayabiliriz. Örnek veriyorum, yeni işe giren bir beyaz yakalı bir iş yapma yöntemini bilmiyor. Ve ona iki farklı yönetici tipi, iki farklı ortam oluşturabilir. Bir tanesi baskıcı bir yönetici. Evet. Şunu diyebilir yani, her dediğini işte düzeltici şekilde, hayır yanlış yaptın, git daha iyisini yap diyebilir. En ufak hatada cezalandırma yapabilir. Öteki yönetici de tamam, hani onu biraz daha kendi haline bırakıp hani sonunda olayın sonunda evet. Sen sanırım bununla ilgili olumlu ve olumsuz tecrübeler yaşadın. Yani, hatta iş değiştirmeye kadar gitmiş. Yani oralara ya oralara çok girmeyelim de sonuç olarak ya benim mesela şu an bulunduğum ortamda diyeyim çok net bir şekilde ikinci yani o yine aslında, kurumsal bir firma, global bir firmada aynen öyle global bir firmadayım ve aslında yabancı mentalitesi bence çok fazla baskın hissettiriyor. Yani orada abi çok net bir şekilde güvenli ortamda yani sorumluluğu tamamen üzerinde hissedip hata yapsan da çok büyük bir cezasın olmayacağını düşünmen zaten seni daha hızlı öğrenmeni tetikliyor. Neyse, İşi de daha hızlı öğrenmeni. Aynen öyle. Evet, evet. Güvenli ortam aslında orada Kayan Karlı çok güzel koymuş. Yani sadece pratik de diyebilirdi ama güvenli ortam. Evet, son adıma geçersek ileri besleyen geri bildirim diye bahsediliyor. Burada geri bildirimin herhalde ne olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Ben burada şey üzerine konuşmam gerekirse online öğrenme sistemlerini çok sık kullanan, hatta buradan kendime bir kariyer oluşturup komple oradan giden bir insan olarak yine hani online öğrenme sistemlerinin eksiklerine gelirsek, burada geri bildirim konusunda klasik eğitime göre internetten bir şey öğrenirken en büyük problem yaşadığımız kısımlardan biri geri bildirim. Bunu mesela Udemy'de kurslarda hocalar hatta sürekli şey diyor, hani bana yaptığınız işleri mail atın, ben size severek seve seve tekrar üzerine dönüş verebilirim diyor.
Ama birçok sitede de 2011'de, 2012'de, 2013'te mesela adamlar kursu atıyor. Ondan sonra güncellenme vesaire gelmiyor. O hocalarla iletişime geçmek daha zor. Genel online öğrenme spesifiğinde konuşursa. Burada işte geri bildirim alamıyor insanlar. Evet, hocanın sadece bana mail atın demesi bile aslında çok güzel. Güzel bir çok şey. Çok güzel. Evet, konu hakkında seni heyecanlandırır. Geri bildirim de herhalde şey önemli. Artık o eğitmenin senin yaptığın hareketleri inceleyip akran etkileşimi, pratik, ona göre nerede hata yaptın, neresi daha iyi olabilir? Bu öğrenci özelinde olan bir şey. Ve bu gerçekten eğitimde gereken bir nokta. Zaten bu da tamamlanınca, yani bu 4 adım tamamlanınca öğrenenlerin miktarı grupta %90-95'lere kadar çıktığı söyleniyor. Yani insanların çoğu bu 4 adım tamamlarsa bir şey öğrenmiş oluyor. Aynen. Ya biz sonuç olarak ben bu sadece öğrenci özelinde, eğitimci özelinde değil, profesyonel hayatta hepimiz sürekli bir şeyler öğrenmek zorundayız. Onun dışında da bir şeyler öğrenmek zorundayız. Hani bu bölüm aslında biz... Öyle aslında bölüm içinde özetleyecek olursak bir şey öğrenme adına şunlara dikkat etmemiz lazım. Bir, kaynağı okuyacağız, izleyeceğiz, kaynak neyse. İki, hani arkadaşlarımızla bunu tartışma ortamını alacağız. Üç, öğrendiğimiz şeyin deneyimini, uygulamasını yapmaya çalışacağız. Dört de varsa o alanda söz sahibi kişiler, uzmanlar... Bunlardan yaptığımızla ilgili bir geri dönüş aldık. Evet. Bu bölümde Kayhan Karlı'nın 4 adımda tam ve kalıcı öğrenme yazısı ve öğrenme üzerine konuştuk. Bölümlerimizi SoundCloud, YouTube ve iTunes üzerinden dinleyebilirsiniz. Her bölümde konuştuğumuz kaynaklar bölümlerin açıklama kısmında yer alıyor. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.